Yaklaşık 11 yıldır da Diyarbakır'da görev yapmaktayım. Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni mezunuyum. Ön lisans olarak da sağlık kurumları işletmeciliği. Acil Tıp Teknisyeni olarak göreve başlamıştım. Bu son 4 aydır da aktif olarak ambulans sürücülüğü yapıyorum Çınar bölgesinde. Benimle beraber şu an 2 kişiyiz kadın sürücü olarak Diyarbakır içerisinde. Ben ikinci kadın sürücüyüm. Yoğunluğumuz gün içerisinde değişiyor. Bazen çok yoğun olduğumuz vakalar var. Sayı olarak fazlaca çıktığımız. Bazen rahat oluyor. Sakin geçirdiğimiz nöbet günlerimiz de oluyor. Güne göre değişiyor. Pandemi döneminde bayağı sıkıntılı günler biz de yaşadık. 24 saat içerisinde 17-20 daha fazla vaka yapan ekip arkadaşlarımız da vardı. Ambulansa baktıklarında dönüyorlar, sonra tekrar bir şokla ikinci kez bir daha baktıklarında bir gülümseme hareketleri falan oluyor tabii. Dikkat çekiyor bu durum. Yani vakaya çıktığımızda eğer acil bir vakaysa yol verenler, yani %90 gerçekten insanlar çok duyarlı ambulansa yol verme konusunda. O konuda pek fazla sıkıntı yaşamıyorum ben ya. Hani erkek sürücüler nasıldır bilmiyorum ama hani kadın sürücü olduğum için bana yol veren güzel yani. Var şu an bir lakabım var. Kırmızı saçlı kadın sürücü. Kadınların normal sivil olarak da araba kullanmalarına, halk böyle trafik kurallarına falan uyma konusunda pek güvenmiyor ama gerçekten kadın sürücüler trafikte daha iyi araç kullanıyorlar. Ambulansı kullanmak ayrı bir yetenek istiyor. Bana dediler hani yapamazsın, kullanamazsın, hız ister diye. Ben kendime güvendiğim için dedim yapacağım ben bu işi. Ben 2013 yılında asli eğitimi aldım. Ama o dönem içerisinde yapmak istememiştim. Bu son bir yıl içerisinde dedim biraz da dedim ambulans kullanma işine girişim nasıl olacak? 4 aydır da kullanıyorum şimdilik iyi. Trafik çok yoğun Diyarbakır'da. Ama hani dikkat, hız, o ivedilik falan gerçekten ambulans sürüşü olarak çok zor. Yani o ambiyansı yaşamak, her tarafa aynı anda hakim olmak yani sürücü olarak çok zor gerçekten. Ama bir şekilde üstesinden geliyorsun. Hani seni fark etmeyenler, yol vermeyenler olduğu zaman bir şekilde uyarıyorsun. Yapılamaz denilen şeyleri herkesin yapması gerekir. Özellikle kadınlar üzerinde. Erkeklerin o yapamaz baskısı bence aşılabilir. Ya bizim çalışma saatimiz 24 saat olduğu için hani kadın olarak, anne olarak hem ev işleri hem dışarı işleri çok zor oluyor. Ama o çalışma sürecinden sonra eve gittiğim zaman oğlumu gözümün önünde böyle canlı görmek, ne bileyim, bana değişik bir huzur veriyor. İşime geldiğim zaman o insanlara uzattığımız yardım eli, bir şeylere katkımız oluyorsa, insanlara yardımcı olabiliyorsak, onun mutluluğuyla eve gidiyorsun. Evdeki huzurun ayrı. Tabii canım, vicdanım rahat oluyor her zaman. Çünkü üzerime düşen görevi her zaman tam layıkıyla yerine getirmeye çalışan bir insanım. Acil vakalara çıkıyoruz biz. O durumda ben çocuğumu düşünemiyorum, gideceğim hastayı düşünüyorum. Ona ivedilikle yetişmek için çabalıyorum. Komuta kontrol merkezinin vaka çıkışı verdiğinde zaten 90 saniyelik bir süremiz var bizim. O süreyi aşmadan çıkışı yapmamız gerekiyor ki çıkıyoruz zaten de. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği de saatteki hız kilometresi 120'dir. 120'yi aşmamak koşuluyla her ne olursa olsun vakaya ulaşmamız gerekiyor. Yani o dakikaları geçirmemeye çalışıyoruz.